Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Hayırınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Sizce Türkiye'de olan bu karışıklıklar Türkiye'nin savaşa çekilme oyunları mı? HDP'li partiler nasıl böyle rahat tehdit edip provokasyon yapıyorlar? Bunların yargılanması gerekmez mi? Bunlar iç savaş sebebi değil midir? Silahlanın diyorlar. Evet. Türkiye son dönemlerde en sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu meydanda bunu zaten görmemek için kör olmak lazım. İnşallah bu süreci de bu ülke atlatır. İnşallah. Burnu kanamadan, bir sıkıntıya girmeden, 5-6 yıl önce Türkiye'ye savaşa katmak için orada hızlı bir operasyon var. Ama ister sevin, ister sevmeyin, ister kabul edin, ister kabul etmeyin, Tayyip Erdoğan ekibinin ülke içerisinde en başarılı oldukları noktalar birisi, ülkeye ne olacağı belirsiz yaklaşık 6-7 yıldan beri savaş ortamını savaşa katmamak. Bu normalde zaten Türkiye'nin veyahut da AK Parti'nin operasyona uğramasının sebeplerinden birisidir. Normalde ülkeye operasyon yapıyorlar. Ülkeye operasyon yapmalarının sebebi Türkiye'nin bu noktada savaşarak zayıflaması, ekonomik olarak krizlerle zayıflatamadıkları ülkeyi savaşarak, örtülü bir savaşta, düşmanı belli olmayan bir savaşta ve bitmeyecek bir savaşta ülkeyi kaosa sürükleyip bu noktada savaş ortamını zayıflatmak. Benim gördüğüm bu. Bunun bir başkası başka türlü değerlendirebilir. Herkesin değerlendirmesi kendine ait. Bu normalde inşallah yine bu dönem fazlalaştı. Hem içeriden hem dışarıdan yaklaşık gezi olaylarından beri ülkeye gözle görülür bir şekilde örtülü olmayan operasyon yapıyorlar. Örtülü olmayan dediğim bazı operasyonlar gizli yaparlar. Uluslararası güçler. Ama bu operasyon gizli filan değil. Tabii ülkenin içerisinde bu uluslararası güçlerin kullandıkları yerel güçler var. O yerel güçlerle hareket edenler. Bunlar ama bir siyasi kanattır. Ama bir dini olarak bir cemaat, bir tarikat kanadıdır. Ekonomik olarak kanadı vardır. Askeri bürokrasiden, sivil bürokrasiden kanatları vardır. O yüzden bu uluslararası güçler o kanatlarıyla hep beraber böyle bir operasyonun içindeler. Ta gezi olaylarından beri. Gezi olaylarında başaramadıklarını, beceremediklerini, becermek için, başarmak için güçleriyle mücadele ediyorlar. Çünkü Orta Doğu'da hangi ülke, olursa olsun Batı'nın sözünü dinlemeyin, İsrail'in sözünü dinlemeyin, bir ülkenin büyümesini istemezler. Bu ister İran olsun, ister Irak olsun, ister Suriye olsun, ister Suud olsun, ister Lübnan olsun, ister Yemen olsun, önemli değil, isterse Pakistan olsun, ister Afganistan olsun, isterse Türkiye olsun. Bunların içerisinde Türkiye'nin hiç büyümesini ve güçlenmesini istemezler. Cenab-ı Hakk'ın bu takdiri ilahisi Türkiye'ye Rusya'nın önünde güçlü olması gerektiği için Soğuk Savaş döneminde Türkiye askeri olarak güçlendirdi. Ve Türkiye'ye fazla asker tutması için desteklediler. Çünkü Soğuk Savaş döneminde Rusya'yla bu noktada sınır Avrupa'nın sınırı olan Türkiye'nin NATO bünyesinin güçlenmesi lazım. Normalde işte F-16'ları sattılar, F-35'i sattılar, filan değişen uçakları bize sattılar. Bunların sebebi normal Rusya'ya karşı kullanmaktı. ve kendi halkına karşı kullanmakta. Ama bu normalde bunlar Türkiye'nin elinde mevcut. Türkiye'de şu anda atom bombası da var. NATO'nun. Onu zihinler geri vermedi. Ülkenin elinde NATO'nun silahları var, envanter olarak. NATO geniş diyor, yazı yazıyor. Bulamıyorlar silahları, onun gibi. Şu anda 2 tane, 3 tane bildiğim kadarıyla Türkiye'de atom bombası var. Onun için bulamıyor Türkiye envanterinde. Atom bombaları NATO'nun değil, Amerika. Türkiye'de lazer güdümlü veyahut da bu işte nükleer güdümlü füze de var. Bunlar kendi yaptıkları var, gizli olarak. Kendi yapmamışlar. Türkiye değil, bu noktada askeri güç. Bu askeri güç tabi önceden NATO bünyesinde Rusya'ya karşı kuvvetlendirilmiş bir güç. Ama sonradan işte Türkiye kendince gücüne biraz daha güç ekleyerekten savunma sanayini, öyle diyorlar ya, savunma sanayi değil de savaşma sanayi. Bunun dili savunma sanayidir, uluslararası dili. Bunun gerçeği savaşma sanayi. Bunu güçlendirdiler. Ekonomik olarak da Türkiye'ye operasyon yaptılar. Bu operasyon tutmadı yerli yerinde. Türkiye bir şekilde bu operasyonları atlattı. Orta Doğu'daki paratör şeyhlerle, Katar'daki, Bahreyn'deki büyük para babalarından uçaklar dolusu para getirerek de piyasaya sürdüler. Kağıt aldırdılar, kağıt sattırdılar, dolar aldırdılar, dolar sattırdılar. Bir şekilde kriz görmeden Türkiye bu safhayı geçti. Ama ve lakin kapı dayandı. Bu iş dayandı sıcak savaşa. Ve uluslararası bir oyun, IŞİD dedikleri, DAEŞ dedikleri, adını ne dersiniz deyin. Bu uluslararası bir oyun. Türkiye'de, Batı'da, Amerika'da, Kanada'da ne kadar sünni savaşmayı düşünen kendince Müslümanlar var ise hepsi de Batı'dan, Kanada'dan, Amerika'dan IŞİD bünyesi altında Orta Doğu'da toplanıyor. Yine Amerika'da, Kanada'da, Batı'da ve Doğu'da ne kadar Şia savaşması gereken Müslümanlar varsa onlar da Irak ve Suriye devlet şemsiyesinin altında toplanıyorlar. Herkes birbirleriyle cihad edeceğini düşünerek de birbirlerini Batı vurduruyor, kırdırıyor, birbirlerini yediriyor. Tabiri caizse Müslümanı katlediyor. Türkiye'de de normal mevcut hükümeti bu noktada zayıflatacak olan bir cemaat AKP kavgası çıkardılar. Böylece de cemaat AKP kavgası yok. Hem cemaat güç kaybediyor, hem de AKP güç kaybediyor. Cemaat halk nazarında güç kaybediyor. AKP de normalde oy nazarında, oy nezdinde güç kaybetti. Böylece ne dünya sisteminde kuvvetli bir cemaat kaldı, ne de ülke içerisinde kuvvetli bir hükümet kaldı. Devletle de PKK savaştırılıyor. Devletle de PKK savaştırılarak da devletin de gücü kırılmayı hedefleniyor, düşünüyor. Bunun içerisinde böyle bir karma karşı bir denklem var. Allah bu denklemi, bu oyunu bozacak. Bozuyor. Dua edelim inşallah. Memleketimiz için, vatanımız için, insanlarımız için. Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır. Desturunca inşallah hayır olur. Ama böyle biraz ben tabiri caizse derin nefes aldım. MHP'nin seçim gecesi çıkışıyla MHP bu noktada kurulan bütün oyunları, tezgahların dışına çıktı. Dışına çıkmakla da kalmadı. Bu kocaman tezgahı bozdu. Yoksa Batı'nın istediği CHP, HDP, MHP koalisyonu yok. MHP bu noktada Devlet Bahçeli'nin milliyetçi muhafazakar tutumu, yapısı ve devletin içerisindeki derin devletin milliyetçi muhafazakar yapısıyla ortaklaşa hareketiyle hepsine bir gider yaptı alayına da. Dedi ki seçimse seçim, bir an önce seçim dedi. O hiçbir koalisyon yokuz dedi. Böylece kurgulanan, düzenlenen, tertip edilen oyunun hepsini bozuldu. Ve hepsi de bozulunca en kısa zamanda, en makul zamanda zannediyorum bir seçim olacak. O seçimde de herkes dersini, seçimlerden dersini almış olarak da yeniden seçimlere geçecek. Yeniden seçimlere gidince işte örneğin kafalarında geçen, devletin kafasından geçen, onlar da herkes bu boyunun ölçüsünü aldı. HDP'ye 25-30 tane milletvekili, MHP'ye 80-90 tane milletvekili, AK Parti'ye de işte 290-300 olursa mükemmel olur bunlarınca bir milletvekili, geri kalanında CHP, herkes sağ selamın hayatına, yoluna devam edecek. İstedikleri, kurguladıkları şey bu. Ama buraya giderken kolay gitmeyecek, biraz sancılı gidecek. O yüzden sıcak bir yazın içindeyiz, sıcak bir sonbaharın içindeyiz. Bu noktada bu benim kendi öngörüm. Şeyde, illerde, büyük illerde büyük hadiseler olabilir, provokasyon işler, hareketler olabilir. Devlet inşallah bunun önlemini alır. Bugün işte bilmem kaç tane ilde ortak bir, hepsine birden bir şey olmuş, ne o? Operasyon olmuş, toparlıyorlarmış. Bunların sık olması gerekiyor. Böylece olayları karışacak, ne bileceğim işte böyle silahlanmaya kalkışan, bütün hepsinde derlenip, toparlanıp, derdest edip en azından 6 ay içerilerde tutulmaları lazım hepsinin. Zaten 6 ay, 7 ay içeride tutmaya da hakları var. Atarlar adamı içeri. 6-7 ay sonra tiyansın, özür dileriz, hiçbir şeyiniz yokmuş derler, bırakırlar. Bunlar devletlerde olan şeyler. Az bile yapıyorlar. Adamlar İstanbul'da işte bir cenaze merasimini karşılarken uzaktan böyle uzun namlulu tüfekler, keleşlerle bu kadar işte düzenin raydan çıkması olmaz, ona göz yummazlar, müsaade etmezler. Tabii bazen insanlar kendilerince haddi hududu aşarlar, insan haddini aşar ya, bunlar da hadlerini aştılar, gerekli dersi alırlar inşallah. Devlet hukuk içerisinde verir inşallah. Dervişin dergah adapları nelerdir? Dergah içindeki hal ve hareketler nasıl olmalıdır? Zakir, çavuş ve diğer görevlilerin nelerdir? Allah razı olsun demişlerdir. Bizler bu tip adab erkana bakarken Kur'an ve sünnet dairesinde kalmayı yeğleriz. Sünnet-i Resulullah'a bakarız. Bizim dervişlik adabı erkanımız Sünnet-i Resulullah çerçevesindedir. Ehli tasavvuf kendine ölçü olarak Sünnet-i Resulullah'ı alır. Ehli tarikat kendine ölçü olarak şeyhuna diye görürüz. Yani benim şeyhim böyle yaptı, biz de böyle yaparız. Benim şeyhimin şeyhi de böyle yapmış, biz de böyle yaparız. Ölçüsünde gider tarikatlar. Ehli tasavvuf ise kendisini direkt Sünnet-i Resulullah'a bağlar. Bu fakirin yoludur. Ben şeyhuna yolunu tercih edenlerden değilim. Benim için yol Sünnet-i Resulullah'tan. O yüzden bizim dergahtaki adabımız, erkanımız, hareket tavrımız, tarzımız Sünnet-i Resulullah çerçevesindedir. Şeyhuna demeyiz. Biz direkt Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu noktada nasıl davranmış, ashab bu noktada nasıl davranmış, tabi'in nasıl davranmış, tebâ-i tabi'in nasıl davranmış, ona bakarız biz. O yüzden dergahın içerisinde bizi böyle çok sertleşmiş, köşeleşmiş, burada şu yapılır, burada bu yapılır noktasında durmayız. Biz Sünnet-i Resulullah çerçevesinde haram işlememeye gayret ederiz. Kardeşlerin arasında kardeşliğin tesis olmasını isteriz. Haram dairesinin dışında ele anlayıp bir kardeşlik tesis eden Allah'ı sevme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni sevme gayret ederiz. Yolumuz, düsturumuz budur. O yüzden yapmış olduğumuz tavır, davranış, fiiliyat, söz, fikir, her ne var ise hepsinde Sünnet-i Resulullah'a uygun olmasını isteriz. Yeni evliyim, eşim açık nasıl kapanmasını isteyebilirim. Bir de ben namaz kılıyorum, eşim kılmıyor, kıl desem de kılmıyor bir de. Evlilik kurulurken evlilikleri götürmenin ilk yolu evlilik kurma aşamasında Kur'an-ı Sünnet diskurlarını ayakta tutmaktır. Onu öne getirmektir. Nikah 3 şey için yapılır. Siz dindar olanı seçiniz. Güzelliği için, zenginliği için, dini için siz dindar olanı seçiniz. Buradaki dindarlıktan kasıt güzel ahlaktır. Kur'an ve sünnetin olmazsa olmaz noktalarını önde tutmaktır. Kimisi güzelliği önde tutabilir. Erkeklerde güzellik yakışıklılıktır. Kadınlarda güzellik arayabilir. Kimisi erkekte veya kadında zenginlik arayabilir. Bir de başka bir hadis-i şerifte 4'te onda da nesep, soy olarak söyler. Birisi de soy, nesep olarak da bunu arayabilir. Ama evlilikte aranılacak olan birinci şart bu noktada o kimsenin kendince dindar olması. Dindar olmasına baktığımızda o kimsenin Kur'an ve sünnet ahlakına uygun bir ahlak davranışta bulunması. O yüzden eşler birbirlerinden ararlarken evlenmezden önce bunu aramalılar. Eğer bir erkek evlenirken eşinin açık olduğunu gördüğü halde bunu kabullenerekten aldıysa onun üzerinde tahakküm kurmaya hakkı yoktur. Niçin yoktur? Onu bile bile almış insan. Veya bir kadın evlenirken eşinin içki kullandığını biliyorsa onu evlendikten sonra içkiyi bırakmazsan ben senden boşanırım deme noktası yoktur. Her ne kadar bazı alimler buna fetva verirler, derler ki içkiyi bırakmazsa boşanma hakkı vardır. Kadın örtülmezse erkeğin ona boşanma hakkı vardır der. Böyle fetva da var, böyle fetva verenler de var. Ama biz Sufiler buna bu açıdan bakmayız. Biz sabırla bu meselenin hallolacağına inanırız. Bu noktada taraflar evlenirlerken birbirlerinin eksik noktalarını görerek, bilerekten evlendiler. Eksikliklerini ve noksanlıklarını evlilikleri devam ederken tatlı ve yumuşak bir şekilde tamamlamayı hedefleyeceklerdi. Bunun için namazı zamanla tamamlayacaklar, orucu zamanla tamamlayacaklar. Uzun bir yol, evet uzun bir yol ama bereketli ve güzel bir yol olur. Bir kimsenin bu noktada namaz kılmasına, ne bileyim işte dini ibadetlerini yapmasına vesile olmak büyük bir noktada, dairedir. İnşallah böyle yavaş yavaş olur. Cefa, vefayı açıklar mısınız? Çek cefayı, sür sefayı demiş Yunus. Vefa bir şeye sırtını dönmemektir. Bir şeye nankörlük etmemektir. Vefa sana uzanan eli hiçbir zaman unutmamaktır. Cefa bakış açısına göre çok değişir. Ama en sufice, en kısa tabiri halkın eziyetleridir cefa. Etrafın sana olan eziyetleridir. O yüzden bunu sufice baktığımızda sufi olduğunuz için etrafın size bakış açısı, davranış biçimidir diyebiliriz. Namazda ellerimizi omuzumuzdan 3 defa geçerse sıkıntı olur diye bir şey duymuştum. Bayanlar için herhalde bu omuz hizasını onlar tekbir getirirlerken omuz hizasını da getirirler. Omuzunu geçti geçmediğinin problemini yapmaya gerek yok. Ne yazık ki ümmeti Muhammed'in böyle bir hastalıkları var. Kulağının neresine değecek, kulağının hizasına mı geçecek, yok altına mı geçecek, yok üstüne mi geçecek? Yani Allahu Ekber'de dur namaza diyen yok. Adam Allahu Ekber demiş, namaza durmuş, elinin kulak mesafesine yumuşaklığına mı dokundu, yok kırılığına mı dokundu, ona bakacak namaz mı kötü? Muhakkak ki namazda tadiller önemli, muhakkak ritüeller ve şekiller zahiri önemli ama namazın aslı o değil. Bu biraz şuna benziyor, hani insanlar oturmuşlar, haram olup dolaşıyor, sineğin kanı abdestimizi bozdu mu bozmadı mı noktasına giriyor. Veyahut da hani Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'a gelmişler ya Iraklılar, işte sineğin kanı mı nece? Efendim? Avluya kanı değilmiş. Avluya kanı değilmiş, bu bozar. Bu bozar, havluya dediği ihrama. İhrama sineğin kanı dokunmuş, ihramı bozar mı, bozmaz mı diye soruyorlarmış. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah radıyallahu anh Hazretleri demişler, siz bir peygamberin torununu katlettiniz. O kanı düşünmezken de biz sineğin kanını düşünüyorsunuz demiş. Yazık ki Müslümanlar biraz da o hale geliyor, Allah bizi affetsin. Hazreti Adem'in çocukları kardeş iken nasıl çoğaldı? Hazreti Adem'in hukuku kendine özel bir hukuktu. Hazreti Adem'e aitti. Havva annemiz 6 ayda bir doğum yapardı. Bir tek Havva annemize aittir bu hukukta. Havva annemizden sonra doğan 6 aylık çocuklar zamanından, vaktinden önce doğmadı. Ama 6 aylık çocuklar da 6 aylığını doldurunca vücutları bir tamam olur. 6 aydan sonraki her türlü çocuk normalde diyete tabi olur. Herhangi bir kusur bir şey olursa. Şimdi bu manadan bakılacak olursak Hazreti Adem'in çocukları Havva annemiz 6 ayda bir doğdu. Onun bazı alimler işte çaprazlama anlatıyorlar. Diyorlar ki bir batımda bir erkek bir kız doğdu, ikinci batımda bir erkek bir kız doğdu. Birinci batımdaki erkekle ikinci batımdaki kızı evlendirdiler. Birinci batımdaki kızla ikinci batımdaki erkeği evlendirdiler. Kabil kendi batımında doğan kızı istedi. Bu o günkü hukukta caiz değil de ama normalde o onu almak için şeytanın vesvesesine kandı. İlk kanda bu yüzden böyle hak edildi. Araştırmacı hayat nur artıran sohbetlerinde meslekten bahsediyor. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Hayat nur kim? Bunun tanımadığından, programı da bilmediğinden araştırmacı Cemal Nursar mı yoksa? Efendim? Cemal Nursar mı? Ondan bahsediyor. Baba! Bunları önceden konuşmayı çok yeğlemezdim. Şahısların üzerinde çok konuşmak istemezdim. Ama son dönemlerde öyle şeyler oluşmaya başladı ki insanlar ister istemez Müslümanları uyarma ihtiyacı duyuyor. Cemal Nursar ben birkaç böyle tevafuktan denk geldim sohbetine. Hadislerin üzerinde şüphe bırakacak söz ve davranışları var. İkincisi başörtüsüyle alakalı. Kesinlikle başörtüsünün farz olduğuna dair bu noktada şüpheli davranışları var. O yüzden ben kendimce, kendi nefsimde ilke olarak bir kimse hadisleri reddeder, bütün hadislerin üzerinde şüphe bırakacak beyanlarda bulunursa onları dinlemeyi, onları izlemeyi uygun görenlerden değilim. O yüzden onların kitaplarını da okumayı uygun görenlerden değilim kendi nefsime göre söylüyorum, kendime ait. O yüzden Cemal Nursar herhangi bir kitabını okumadım ama birkaç tane televizyon programında bizatihi kendim dinledim. O da hadisleri reddeden, hadislerin üzerinde şüphe uyandıracak sözler sarf eden ve başörtüsüyle alakalı problemli olan bir kimse. Nefsini bilen Rabbini bilir, iyilikleri Allah'tan, kötülükleri nefsimizden biliriz. Bu durumda haşa kötülüklerimizi Allah'a atfetmiş mi oluruz? Buradaki durum nedir, ayrım nedir? Kötülükler kökü heva ve hevese dayanmış, gölgeye dayanmış bir şeydir. İyilikler ise kökü Allah'ın rahmet deryasından meyveleri dünyada olan bir ağaç misalidir. Kur'an-ı Kerim öyle tarif eder. O yüzden kötülükleri nefsimizden biliriz. Nefsimiz de bu noktada bizi kötülükleri emreder, kötülükleri söyler. Bu noktada kötülükleri nefsimizden bildiğimizden dolayı biz kötülükleri nefsimizden bilerekten kötülükleri Allah'a atfetmiş olmayız. Nefsini bilen Rabbini bilir sözünden anlayacak olduğumuz şey buradaki nefis insanın yaratılışıdır komple. Bir tamamıdır. Bir kimse kendi yaratılışını bir tamamını tanırsa Allah'ın bu noktada sıfatlarını, tecelliyatını görmüş olur. Dersli olmayan birini dergâh-ı ısrarlı bir şekilde çağırmak doğru mudur? Ben bunu çok uygun bir davranış olarak görmüyorum. Etrafınıza böyle çok ısrarcı bir şekilde, böyle ne kadar böyle aman böyle hani yapışır ya kimisi. Hani yakasını yakanı kurtaramazsın ya. Sakın böyle olma. Sakın. Siz kendi nefsim için söylüyorum. Bir Mustafa Özbağ tanıyorlardı. O Mustafa Özbağ hızla iyiye doğru değişmeye başladı. Mustafa Özbağ'ı tanıyanlar hızla onun üzerindeki olumlu değişikliği gördüklerinde onun ne değiştirdiğini merak etsinler, merak edip de gelsinler. Eğer sizde böyle hızla bir değişiklik olmuyorsa ve etrafınızda siz bu etkiyi oluşturamıyorsanız sizin dervişliğinizde problem var. Açıkça. O zaman sizi buraya birini getirmeniz öyle ısrarla bir anlamı yok. Siz öyle bir değişim ki güne kadar etrafınızda olan insanlar sizdeki o muhteşem ihtilali görsünler. Sizdeki o muhteşem dönüşümü görsünler. Ben mesela bir erkek derviş oldu, hanımı derviş olmuyorsa ben onun üzerinde hanımının derviş olmama sebebini erkeğe bağlıyorum. Derim ki o erkek eğer dervişliğini harikulade doğru bir şekilde evinde yaşar ise o kadının ondan etkilenmemesi mümkün değildir. O güne kadar küfreden, hakaret eden, küçük gören, eksik gören, noksan gören, etrafa huzursuzluk veren bir adam tipi gidip etrafına güven veren, saygı duyulan, muhabbet eden, muhabbet edilen, herkesi, her şeyi dervişlik dairesi ve çatısı altında saran sarmalayan bir erkek profili ortaya çıktı da kadın hala da bunu görmüyorsa gerçekten kadın körlerden ve nankörlerden birisidir. Evet. Ama bu %10 ihtimaldir. Aynı şekilde bir erkek eşinden yani hanımından sonra derviş oluyorsa ben kadını ayakta alkışlarım. Derim ki muhteşem kadın öylesine dervişlik yapmış ki adam ya bu kadını değiştiren bu dergaha gitmen lazım demiş, gelmiş. Bu kadının dervişlik başarısı. O yüzden Sufiler en iyi öğütün ve nasihatın yaşamaktan geçtiğine inanırlar. Derviş olduktan sonra hala da evde eşine küfür ediyorsa, hakaret ediyorsa hanımının derviş olmasını beklemesin. Veya bir arkadaşın senin derviş olmuyorsa kabahatin arkadaşında ama kendinde arama. Sen gerekli olan değişimi ve dönüşümü kendi üzerinde uygulayamamış. Allah bizi affetsin. Bir insan şeyhine çok bağlıysa, onu her şeyden çok seviyorsa, onun ardından çıkan her cümleyi Kur'an sünnete uygun mu değil mi bakmadan uygularsa ve onun şeyhi sahte şeyhlerdense, o kişi şeyhine olan sevgisinden, güveninden, aşkından araştırmıyorsa o kişi günahkar olur mu? Evet. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. O yüzden bir şeyhin ne deyip ne demediği Kur'an ve sünnete uyup uymadığına bakmakla mükellef müritler. İnsan yazılı olan kaderini yaşar yoksa kendi kaderine yön verebilir mi? Biz kaderin ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer bir şey yazılıp da bizim elimize tutuşturulduysa biz tiyatro sanatçısıyız o zaman. Tiyatro sanatçısıysa birisine kötülük rolü verildiyse hiç kimse ona soramaz sen neden kötüsün, kötülük rolü oynuyorsun diye. Hesaba çekilmemesi gerekir o zaman. O kimse demez mi? Sen bana burayı yık dedin, ben de yıktım beni. Neden hesaba çekiyorsun ki şimdi? Sizin yanınızda, emrinizde bir eleman çalışsa, Engin Usta, cağ kebap döner ustası. Yanındaki elemana dedi ki, bu etleri sen parmak parmak kes. Çırak da geçti tezgahın başına, etleri parmak büyüklüğünde kesiyor. Parmak parmak. Ondan sonra geldi Engin Usta, çırağın kulağından tuttu, sen bunları neden parmak parmak kestin dedi. Çırak dedi, usta sen bana bunu böyle söyledin, neden kulağımı tutuyor ki şimdi demez mi? Yani Allah bize diyecek ki, içki iç, kumar oyna, sana bunu vur ölüp içtim, ondan sonra gel bakalım neden içki içtin, neden kumar oynadın diyecek, bu adalet değil. Kader, doğumla ölümdür. Geri kalan insanın kendi tercihleridir. Veyahut da tercihini bıraktığı kimselerin tercihidir. Çocuk için anne babadır örneğin. Kadın için kocasıdır. Tercihi ona bırakmışlar. Bir erkek çocuğu gelir annesine babasına der ki beni evlendirin, kimle isterseniz onunla evleneceğim ben. Çocuk tercihini annesine babasına bıraktı. Veya bir kız çocuğu dedi ki ben annemin babamın tercih ettiği kimseyle evleneceğim. Tercihini annesine babasına bıraktı. Sorumlu yine annesi babası olmuş oldu. Veya kendisi tercih etti. Sorumlusu kendisi oldu. Bu sorumluluk Hanefi'ye göre var mı? Evet. Hanefi'ye göre bir kimse bekar dahi olsa kız erkek kendince evlilik takdirini kendisi yapabilir mi? Evet. Kendisi evlenebilir mi? Evet. Hanefiler demişler ki hadis-i şerifi kendilerine ölçü olaraktan evlenmek isteyen çocuklarınızı evlendiririz. Evlendiririz. Ve çocuklarınız kimi istiyorsa onlarla evlenir. Bu çocukların hakkı. Ama bir çocuk bu hakkından fedakarlık edip diyebilir ki annesine ve babasına beni siz kimle evlendirirseniz ben onunla evlendiririm. Bakın bu kendi iradesini bir başkasına teslim etti. Bazen eski dergahlarda bu vardı. Benim dergaha girdiğinde de bu vardı. Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin. Böyle herhangi bir dervişi başka bir derviş bayanla bir derviş bayanı başka bir derviş bay erkek kardeşle evlendirirdi Şeyh Efendi. İstinatifi kendi üzerine alırdı, evlendirirdi, yapardı. Herkes de tabi olurdu. Bu dergahların içerisinde bir adattır önceden. Bunu normalde uygulamayan ben var. Yani derneğin içerisinde zakirken ben derviş kardeşlerim kendilerinin evlenmelerine, kendilerinin karar vermesini isterdim. Şimdi de aynı kararımda devam ediyorum. Ben isterim ki kardeşler kendileri kararlarını versinler. Bir üstadın buna yapmaya dergah ve tasavvuf adabı içerisinde hakkı var mı? Evet. Ama biz onu, ben kendi nefsimce kullanmaktan yana değil. Herkes kendi cüz-i iradesiyle kendisi evlenecek. Kendi kararını kendisi verecek. Bu doğru. Ama bu noktada bir kimse, bu noktada iradesini teslim ettiği kimsenin Kur'an ve sünnet dairesinde davranıp davranmadığına bakmakla mükellef. O yüzden bir şeyhe intisap ederken bir kimse bunu görecek. Bunu bilerekten intisap edecek. Kader noktasına baktığımızda bu manada insanlar kendince kendi yaptıklarını ve yaşadıklarını, kendi düşüncelerini ve amellerini yaşarlar. Ya biz yazılı kaderi yaşıyoruz dersek o zaman bizim cüz-i irademiz kalkar, cevriyeye girmiş oluruz. Allah muhafaza eylesin. Panik atak rahatsızlığı için dua buyurur musunuz? Allah muhafaza eylesin. Bu son dönem insanlarda böyle psikolojik rahatsızlıklar arttı. Bir şeyden korkuyorlar, bir şeyden hemen yılıyorlar, bir şeyden böyle bu noktada aşırı derecede etkileniyorlar. Bilhassa bayanlarda bu daha da fazlalaştı. Böyle bir panik atak oluyorlar. Psikolojik denklemleri bozuluyor. Bu hızla artıyor. Bunun sebeplerinden birisi insanların Kur'an ve sünnet dairesinde olan olaylardan fazlaca da etkilenmeleri. Fazlaca etkileniyoruz. Fazlaca rahata alıştık. Sıkıntısız bir hayata alıştık. Küçücük bir sıkıntıdan, problemden çok fazla etkilenip psikolojik sağlık dengemizi bozabiliyoruz. Bir yerden şuradan gün çıksa 10 kişinin devirecek gibi oluyor. Allah muhafaza eylesin. Secdedeyken topukların birleştirilmesi gerekir mi? Evet. Bunu secdedeyken nasıl aklına getirir insan bilemem de. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu andır. Secdedeyken topukların birleşti mi, birleşmedi mi? Yok ayak baş parmakların kıbleye baktı mı, bakmadı mı? 3 sefer Sübhane Rabbiyel Âlâ deyinceye kadar. Bunları nasıl düşünebilir bir kimse, bunu merak ediyor. Kendimce böyle bir Allah affetsin. Şimdi böyle sorulunca hemen aklıma geldi. Hiç aklıma gelmemiş secdedeyken topuklarım birleşiyor mu, birleşmiyor mu? Kendi kendime kendimi düşündüm. Birleştiriyor muyum, birleştirmiyor muyum diye hiç bakmamışım. Allah beni affetsin. Yıllardır kredi kartı kullanıyorum. Hiç olmadı. Her ay sonunda harcadığım kadar ödüyorum. Hiç öyle olmadı. Hiç daha faiz ödemedim. Harika. Bir yakının paraya sıkıştığımı söyleyip kartımı kullanmak istedi. Hiç vermeseydin. Ancak ödeyeceğini söylediği halde son ödeme gününde paramı ödemedi. Eyvah! Benim de tüm borcu ödemeye gücüm yok. Bankaya faiz ödemek durumunda kalacağım. Bu faizin vebali bana mı olur yoksa zamanında borcunu ödemeyen yakınının üzerine mi olur, senin üzerine olur. bankanın kredi kartını alıyorsanız bankanın kredi kartının hukukunu kabul ettiniz. O hukuku kabul etmekle 1-0 mağlupsunuz. Ve yanınızdaki kimse sizden kredi kartını kullanmak istiyor. Siz cebinizdeki parayı vermiyorsunuz. Kendi üzerinizden havaya borçlandınız. Söyleyecek olduğunuz sözünüz şu: canım kardeşim, sana verecek 1 liram yok. Kredi kartından geçin, benim kredi kartı hesabımda da 1 lira yok. Yok. Ya ben vakti geldiğinde ödeyeceğim. Muhakkak ki sen vakti geldiğinde ödersin. Ama ödeyemezsen benim bu noktada gücüm olmadığından dolayı kredi kartını ben sana veririm. Bu. Birisi geldi sizden 1 lira para istedi. 1000 lira para verir misin? Yok kardeşim, 1000 lira. Ya 1000 liralık buraya senede bir tane imza atar mısın? Atamam. Atarsan sana ait. Hesabı tutar. Ben hep etrafımdaki insanlara hayatım boyunca şunu tavsiye etmişim. 1. Kardeşim, cebinde param varsa harca. Cebinde para yok, harcama. Yeme, alma, içme. Gitme. Ne kadar cebinde para var? 1 lira. 600 liralık yaşa. Ne kadar cebinde para var? 100 milyar. 70 milyarlık yaşa. Ya şuraya bir imza at. Atamam kardeşim. Ya 2 milyar lira. Al sana 2 milyar liram var benim. Benden imza isteme. Allah yoluna açık etsin. Ne zaman eline geçtiğinde o zaman öde bana. Veyahut da 20 günlüğüne bana 2 milyar lazım. Aa, 20 gün sonra bu 2 milyarı getirebilir mi, getiremez mi? Getiremez. Ben veremem kardeşim sana. Ya yardımcı ol. Ya kardeş, cebimde olursa ben yardımcı olmakla mükellefim ama sana yardım edeceğim diye bir kaide yok. İstediğime yardım ederim. Sana yardım etmeyi istiyorsam sana yardım ederim. Ben yarın öbür gün seninle hukukumu bozmak istemem. İçimden öyle derim. Bu ters gelebilir size. Hayat felsefesi. Kur'an sünneti uygun mu? Evet. Haramiyet var mı onda? Yok. Yok. Daha ben bir kişiye gel şuraya imza at demedim. Hayatım boyunca. Bir ara ticaret yaparken kamyon alacaktım, böyle kamyon alıyorum tura çıkarmak için. Abim arabacı, abim de arıyor böyle. Abim dedi, oğlum ne uğraşıyorsun ya, gel dedi şuradan 0 alın. Ben de dedim ki ya bende çekler var, ben çeklerim var tabii. Yani nereden 0 aldım? Ya bir görüşelim dedim. Bir sefer bankaya gittim. O da tanıdığı çıktı. Haydi oradan da buradan da biz bir kertenpeleye geldik. Biz bir banka taksidiyle bir araba aldık, Allah muhafaza eylesin. Hemen sattım onu, bankanın parasını kapattım, kurtuldum. Benim işim değil. Adam, ver kredi kartını. Yok kardeş, cebinde varsa ver. Verebileceksen. Benim bu noktadaki tezim şudur. Birisine 5 lira verdin mi ben istemeyeceğim o parayı bir daha. Ben onu isteyemem çünkü. İsteyemeyeceğim öyle. Ben kendimce derim. Bak, ödemezse ödemeyecek. İstemeyeceğim ben onu. Hayat felsefesi. Vermeyeyim. Kredi kartı cebinde değil, ne yapmam veriyorsun? Verme. Vermekle mükellef değilsin, zorunlu değilsin. Verme. Bakın çok açık söylüyorum. Verme. Verdin, sorumlusu sensin. Ya arkadaş ödemedi de, yan yattı da, çamura battı da, verme kardeşim ya. Ne vermedi? Banka onun cebini yakasından tutacak, senin yakana. Vermeyeceksin. Meşhur tez. Benim kendimce. Hayat felsefem. Cebimde varsa alırım. Mal alırken de bunu ben açtım, bunu açtığım anda rezil olur. Benim kendi hayatım. Ben cebimde varsa mal alırım. Açığa mal alma. Bunu açtığım anda rezil olur. Ben giderim ticaret yapacağım zaman. Mal mı alacağım? Evet. Ne kadarlık alıyorum ben? 100 milyarlık mal alıyorum. 100 milyarlık çek, senet, sepet, para cebimde var mı? Var. Alırım onu. Alma mı bütün? Hayatta. Adam ikide burada telefon açacak. Hacı baba ne oldu? Ödeme geldi mi gelmedi mi? Onunla uğraşacak halim yok. Ne kadar tuttu burası? 200 milyar lira. Tamam. Ben şu kadarını hemen üzerinde veriyorum. Bursa evlerinde de müşteri çeklerini gönderiyorum sana. Müşteri çeklerini bunlar. Tamam mı? Tamam. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ticaret. Tamam. Tamam. Gönderim adama çeklerini. Biz bir yerle alışveriş ediyoruz böyle. İşte ona dedim, ona anlaşma yaptık. Hiç benden ödemeler hazır mı diye sormayacaklar. Sorduğunuz anda malınızı iade ederim geriye dedim. İşte gönderdiğim çekleri soracaklar filan böyle. İşte muhasebecisi telefon açtı. Mustafa Bey, ondan sonra yok pardon, çekleri gönderdim ben. Oradan muhasebecisi telefon açtı. Bayağı. Mustafa Bey dedi, o çekler biraz uzun geldi, o yüzden çeklerinizi iade ediyoruz. Geri gönderdim. Ben hay teşekkür ederim. İade ettim çekleri. Çekleri iade edince bizim Said şu kadar çek iade, hiç unutmuyorum. Yani ayıp söylemesi işte 300 aile 360 milyon bir arz yaşlı 80 milyon çek uzun gitmiş. 80 milyon çeki geri gönderdim. Dedim Said hiç önemli değil. Aslında çekler geldi. Dedim onların 80 milyon malını ayır, kamyonları yükler, kamyonların yüklerini ver, gönder geri. Said de kaldı. 80 milyarlık malı biz bir daha çuvalladık. Çağırdık. 2 tane kamyon, 3 tane kamyon havaleli. 3 tane kamyonu yükledik. İade faturalarını kestik. Telefon açtım müdüre. Süleyman selamünaleyküm aleykümselam. Dedim 3 kamyon malı yükledim. Sana geliyor. Hacı abi ne oldu dedi. Dedim muhasebecin aradı. Çekler uzun gelmiş biraz dedi. O yüzden malı iade ediyor. Hacı abi işte dedim Süleyman. Benim yanımda dedim Said bir şey yapacak olsa benim haberim olmaz mı dedim ben. Olur dedi. Bundan senin de haberin var dedi. Telefonda kaldı. Senin haberin yoksa o kızı işten çıkar. Kaldı telefonda. Ben kamyonları geri gönderdim. Kamyonları ben gönderdim ve kamyonlar geliyordu. Kamyonlar buraya gitti. Malı da indirdiler. Ben bir daha onlardan mal aldım. Dedim dostumuz Baki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Patron telefon açtı. Ya Hacı Bey bizikinler seni küstürmüş dedi. Ben dedim sizikinler değil, sen küstürdün. Ne oldu ki dedi. O muhasebeci dedim telefon açtığında senin haberin olmaydı. Açtıysa o muhasebeci bayanı işten çıkarman gerekirdi. Bizim en önemli müşterimizi sen kırdın, üzdün diyerekten. Onu işten çıkarmadın. Orada hala da çalışıyorsa o muhasebeci senin emrini yerine getirdi dedi. Ses yok. Ben anlaşmaya riayet ettim. Senin müdürüne dedim ki dedim ben, benim göndermiş olduğum çeki beğenmezse, benim çekime bir şey söylersen normalını iade ederim dedim bana. Bitti dedim. Bitti. Çok rahat ediyor insan. Paranız kadar iyi, paranız kadar mal olun. Paranız kadar yaşayın. Paranız kadar borç verin. Vermeyin. Vermeyin. Bakın vermeyin. Ne kadar samimi olursanız olun, ticaret yapıyorsanız ticaretin hukukuna uyun. Ya benim arkadaşım diyor kardeş, ticaret hukuktur. Uy hukuk. Sen bir şey demiyorsan karşı tarafın dediğini kabul edeceksin. Ya borç para işte ya kardeş ben bunu ödeyemem. Ya ben ödeyeceğim kardeş. Ben vermem ya kredi kartı. Ne kadar basit. Kredi kartı ne kadar lazım? Kaç para çekeceğim? 1000 lira. 1000 lira karşılığı yok kardeşim. Bitti. Bir de ucu ucuna yaşayan bir kimsenin cebinde kredi kartına ne ihtiyaç var? Bizim arkadaşlardan birisi bana bir kredi kartı verdi. Kendi hesabından benim adıma çıkartmış. Kart geldi. Bana dedim ya ben istemiyorum. Bana dedi ki yapmışlar dedi. Hani bir yere gidiyorum geliyorum olur zıvır. Zorlanma. Buradan işte cebinde olur olmaz çek. Başlangıç şu şimdi. Bir gün işte ne telefonun son günü. Kredi kartından çekiverelim. Bizde para yok. Hadi kredi kartından telefonun son gününü çek. Yok elektriğin son günü kredi kartından çek. Yok şunun son günü kredi kartından çek. Önce 1 milyardan ödüyoruz bizden. Önemli değil. 2. ay 2 milyar lira, 3. ay 3 milyar lira, 4. ay 4 milyar lira, 5. ay 5 milyar lira çektik kredi kartından. 5 ayda 5 milyar lira. Her şeyi ondan çekiyoruz artık biz. İş yerinde. Neredeyse bir bardak su içseler, hacı abi kredi kartı, hayırdır mazot harcası çekiyorlar. Hacı abi kredi kartı, hayırdır şunu ödeyeceğiz, çekiyorlar. 5. ayın sonunda 5 milyar lira. Dedim yok Mustafa Özbağ, bu kredi kartı sende durursa, bir de hesap benim üzerime değil. Dedim bu kredi kartı senin hesabın durursa 6. ay 6 milyar lira. Dedim ki her ay başında sen boyuna gedeleyeceksin. Boyuna bu parayı nereden bulacağım diye düşüneceksin. Al kredi kartını kırdım o arkadaşlarım, kardeşlerim aleykümselam kredi kartını kırdım. İstemiyorum sana da teşekkür ederim. Onu arıyorlarmış. Kredi kartı yeniden verdim. Demiş ki ben bunu böyle böyle aldım al dedim. Onu aldım. Beni arıyorlar. Ta genel müdürlükten aradılar beni. O kadar kendimi önemli hissettim ki. Dedim yok hanımefendi istemiyorum. Teşekkür ederim. Bitti. Bu kadar. Ben şimdi bakıyorum mesela etrafımdaki insanlara. Adamın maaşı 1500 lira, 10 tane kredi kartı var cebinde. Hele gerisini unutmuyorum, böyle onu böyle yaprak doldurmuş, turur açıyor böyle. 7-8 tane kredi kartı var. Hele iş yeri varken enteresan, bayanların elinde 6-7 tane kredi kartı var. Almış kaç paralık, 40 liralık ürün. Bu karttan geç, bakiye yok abla. Bu karttan geç, bakiye yok abla. Bu karttan geç, bakiye yok abla. 6-7 tane kredi kartı var, içinden 2 tanesinin bakiyesi var. Doldurmuş hepsini de. O yüzden diyorum, almayın, yemeyin, içmeyin, harcamayın. Cebinizde olsun para. Cebinde olsun. Ben gidiyorum şimdi, mazot alacağım, soruyor pompadaki. Ben doldur abicim diyorum, dolduruyor. İşte doldurdu. İçine 180, 190 lira, 200 lira, duruma göre 220 lira falan mazot alıyor. Şimdi dolduruyor ya, soruyor şimdi. Biraz da herhalde bakıyor, ben bazen şalvarla, tişörtten filan arabadan çıkıyorum. Hani şoför bu. Patronun arabası iyiymiş diyor, iyi diyorum ben. Abi patron nereye oturuyor diyorum ben, arkaya köşeye oturuyor diyorum ben. Bazen kendisi kullanıyor diyorum ben. Vay be diyor, ne araba, değil mi abi? Evet diyorum ben. Ondan dolduruyor ya, yok kredi kartımı yok diyorum ben. Bizim patron kredi kartı kullanmıyor diyor. Ne yapıyor diyor, hep peşin param diyor diyorum ben. Vay be abi diyor ya. Patron adam ne yapacak kredi kartını zaten diyor. Neden diyorum ben, tamam. Abi fukarada yok ki diyor, kredi kartından yaşıyor diyor. Ya kendisi ödemiyor mu sonra gene onu diyorum ben. Kredi kartı bedava mı diyorum ben, değil diyor. Ben diyorum alma. E sen de yok mu abi diyor, yok diyorum ben. Ya sen ne yapıyorsun? Bana ne verirse onunla geçiniyorum ben diyorum. E sen patronun şoförüsün abi ya diyor. E diyorum öyle. E diyorum bizimki de cömert zaten diyor, sormuyor diyor. Nasıl yani diyor. Oraya torpidoyu koyuyor diyorum ben. Veya çantayı bana bırakıyor diyorum. Ben içinden istediğim gibi harcıyorum. Vay be öyle patronlar var mı abi diyorum. Var diyorum ben. Benimki öyle diyor. Kim abi diyor? Mustafa Özbağ diyorum ben. Vay be abi ya. Ne patronmuş ya. Şimdi bakıyor benim ayağımda bir tane şal var. Ondan sonra üstümde bir tane kötü bir gömlek. Yani adam diyor ki yani. Ancak şoför soruyor. Güvenemiyor parayı alıp alamayacağını. Kredi kartı mı nakit mi? Bir de doldur ya, nereye kadar? Göreceğim, doldurdu, param yok dedi. Ne yapıyorsunuz? Dolduruyorsun. Aaa! Sana geleyim o zaman. Herkesin içinde demeseydin. Bir ben bilseydim ya. Aaa! Ne yapıyorsunuz? Allah yoluna açık etsin mi diyor? Getirirsen getirirsin, getirmezsen helal olsun. Petrol gibi. Böyle demeseydin. Ya öyle olsun değil mi? Arabayı kapının önüne koyuyorsunuz burada belki olsun. Arabası olanlar sakın gürcene yapmayın. Öyle diyen oluyor mu? Param yok diyen oluyor mu? Oluyor. Çıkıyor bazen. Kartı çekmiyor. Parasını unutmuş oluyor. Bazen yok diyor. Ha, dolduruyor, yok abi diyor, öyle mi? İstersen gel tabancadan vur ha. Neymiş seninki ya? O yüzden mi soruyorlar bana nakit bir kredi kartı mı diye? Normalde aslında ruhsatlarını alıyorlar yani. Ruhsatını alıp arabanı yolluyorlar. Parayı getirirsen ruhsatını getiriyor. Bir adam gider kayıptan gider çıkar. Bunların petrol kimlik ve ruhsat dolu efendim. Bunların petrolü kimlik ve ruhsat dolu zaten böyle. Dolu orada. Bir de böyle saf saf kendisi söylüyor ya. Bütün kamerada alıyor. Bir de adres versen herkese. İnternetten dolusun millet şimdi oraya. Vallahi iyisin. Mesken tutulup çalışılan şehirden baba ocağı memlekete gidildiğinde namaz seferi olarak mı kılınır? Normalde yolda seferi olacağı kesin ama ve lakin mesela bir kimsenin burada yaşadığı bir alan var, bir ev var. Artık o baba ocağı denilen yerden ayrılmış, kendine ait bir ev kurmuş. O zaman normalde seferi hükmüne geçilebilir ama klasik Hanefi fıkıhçıları anne baba ocağında hiçbir zaman seferi olunmayacağına dair hükmetmişler. Ama bu hüküm şimdi insanların hayat standartına göre geçerliliği tartışılır. Ona yeni bir hükümlü kimse kendisine yeni bir ev kurduysa, kendine ait bir ev yok ise o zaman orası sefer olur. Kocam devamlı olarak İslamiyet'te gerektiğinde kadını dövebilirsin diyor. Buna karşılık ne yapmam lazım? Bu ayet-i kerimeyi anlamakta, tefsirde sıkıntı var. Nur Suresi'nde geçen meşhur ayet-i kerime, siz serkeşlik yapacağından korktuğunuz kadınlara nasihat ediniz. Olmadı yataklarınızı ayırınız, olmadı dövünüz der. Aynı Nur Suresi'nin ilerkisi ayetlerinde aynı serkeşlikten erkeklerden bahseder. Aynı şekilde erkeklik de serkeşlik ederse kadınlara der ki, sizin sulh yolunu seçip anlaşmanızda fayda vardır der. Nur Suresi'nde zannediyorum ardı ardına değilse dahi belli bir ayetten sonra 100. ayetlerde de serkeşlik eden erkeklerden bahseder. Kadının serkeşliği bu noktada, bu serkeşlikten algılayacağımız şey, özür dilerim ama dilimi mazur görün biraz. Kadının, evli bir kadının haram olan başka bir erkeği istemesiyle alakalıdır. Bu serkeşlik, başka bir şey değildir. Çünkü devamındaki o ayet-i kerimede erkek içinde böyle vardır. İbare odur. Yani başka bir kadını nikahlamaya kalktı, başka bir kadına meyli olduysa sizin sulh ile anlaşaraktan ayrılmanızda sizin için hayır vardır der. Neden? Çünkü erkek bu noktada kadını bu yoldan geri döndürmek, erkek kadını bu yoldan geri döndürmek için dövmeyi, gücü yetebilir. Ama kadın kendi erkeği başka bir kadına yönleniyorsa kadının o erkeği dövmesi söz konusu değildir. O yüzden kadın dövemeyeceğine göre ona sulh ile anlaşarak da haklarını alarak da ayrılmayı tavsiye eder Kur'an-ı Kerim. Buradaki serkeşlikten kasıt, evli bir kadının başka bir erkeğe meyletmesidir. Erkek bu meyli hissettiği anda onu en son döverekten doğru yola getirmeye çalışır, kendine gelmesini. Yoksa bu serkeşlik meselesi, yani yan gittin pat küt, eğri gittin pat küt, doğru gittin pat küt, yok yemin tuzu az geldi, pat küt, bu böyle bir şey değil. Bu zaten zulüm olur. Burayı iyi anlayın. Burada bir hata var. Burada bir kusur var algılamada. O yüzden erkeğin serkeşini ne olarak dillendireceğiz şimdi? Aynı ayet-i kerimenin aynı surenin ileriki ayetlerinde erkeğin serkeşini nereden, ne olarak anlayacağız? Erkeğin de bir eşi var iken başka bir kadına meyletmesi. Bu aslında kadının üzerinde cinsel bir suç. Bu dövme onunla alakalıdır. Allah alem gerekirse hatta bununla alakalı böyle bir şeyde bir perşembe dersini hatırlarsak inşallah böyle bir geniş bir şekilde bunu ders konusu yapmak istiyorum. İnşallah. Yetişkin olmayan bir erkek çocuğu yetişkin bayanlara imamlık yapıp cemaatle namaz kıldırabilir mi? İmamlık yapabilmesi için o kimsenin vali olması şart var. Değil mi hocam? Evet. Vali olmazsa kadınlara da imamlık yapabilir mi, yapamaz? Kadınların gereksiz yere aldığı eşyalar israfa girer mi? Evet. Kendi kendinize ateşe atıyorsunuz. "15 senelik evliyim, daha çocuğum yok. Sizden dua istiyorum. Allah'ım hayırlı evlat nasip eylesin inşallah." Yavrularımıza isim koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Siz bir isim koyacağınızda hayırlı isim tercih ediniz. Hadis-i şerif. O yüzden hayırlı isim konması adına çocuklarımızın üzerinde sorumluluğumuz var. Çocukların ebeveynden hakkı 3'tür. Doğduklarında hayırlı bir isim konulması, dinlerinin öğretilmesi, sanattan, ziraattan erkekse, el işinden bayansa onlara bir meslek ve geçim kapısı oluşturulması. Evet. Sorunuz varsa sorun. Uyku, rahatlık, para, yiyecek, kıyafet, silah. Diğerlerinden. Dünyada gözünün gördüğü her şeyden daha fazla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevmedikçe imanın kemal etmez. Bu sevginin farkı. Kur'an ve sünnete uymak. Nefsi feda edin. Evet. İstanbul'da hoş geldiniz, Bursa'da hoş geldiniz. Çıkıyor mu sorusu? Ben yeni evliyim de yıllarda gümüş yüzük kullandım. Şimdi altın yüzük takıyorum. Haram diyorlar ve kurtul diyorlar. Ne yapmam gerekiyor? Haram. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisi mucibi haram. Mı gerekir? Evet. Eşin boşamasın senin yüzünü değiştirin. Ben mecabı değiştirdim. Gönlünü Allah'la yap. Yeni evliysen şimdi kırılmasın, üzülmesin. Burada mı eşin? Burada değil. Rahat konuşabilirsin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yasak etti. Hadis-i şerif yasağı. Evet. Kimin eli kalmışlar? Efendim, volanti kayışını nasıl atarız? Volanti kayışı. Evet. Bu biraz böyle volanti kayışı atmak hayat felsefesi hocam. Bu herkes için biraz kolay bir şey değil. Bu rahatlık değil aslında volanti kayışına. Volant kayışına atmak böyle bir başıboşluluk değil. Bu sadece sevmekle alakalı bir şey. Yani sevgide biraz fütursuz olanlar volant kayışlarını rahat atıyorlar. Ama o sevgi noktasında rahat olmayanlar, tereddüt besleyenler volant kayışını atmakta güçlük çekiyorlar. Volant kayışını attıran insandaki en büyük etken güç, kuvvet, sevmek. Sevemediğimiz için evet. İşin yani öz noktası bu. Muhabbet besliyoruz, beğeniyoruz, muhabbet besliyoruz. Sevmek olunca, sevmek biraz böyle volant kayışını atmayı gerektiriyor. Hani sevenin gözü kör, kulağı sağırdır. Hadisçiler zayıf hadis demişler ama o hal olan kayışının attığının işareti zaten. Görmüyor ya gözü. Olan kayışı atık olduğundan. Bakıyorsun kadın kara kuru bir şey, adam seviyor onu. Ona o Züleyha gelir. Onun Züleyhası o. Bakıyorsun sen kara kuru bir şey, bunun nesi Züleyha diyor ama o Züleyha o. Bu şuna benziyor. Hani Mesnevi'de geçiyor ya Harun Reşit Leyla'yı huzuruna çağırır. Harun Reşit Leyla'yı huzuruna çağırınca bakıyor böyle, yani bir şeye benzetemiyor, kara kuru. Sarayının perdelerini açıyor. Şu perdeleri açın bakayım diyor. Yoksa hani o loş ışıkta mı bu kara kuru görünüyor, çelimsiz görünüyor diyor. Perdelerini açıyor. Leyla anlıyor onu beğenmedi. Kendisini beğenmedi. Ardından diyor ki yani acaba belagatlı mı konuşuyor? Böyle şiir gibi mi konuşuyor? Sesi, terennümü nasıl gibisinden Leyla sen misin? Mesnevi'de geçer bu hikaye. Leyla sen misin deyince Leyla'nın verdiği cevap muhteşem. Leyla benim ama diyor sen de Mecnun'un gözü yok. Leyla hep Leyla ama bizde Mecnun gözü. Bizde Mecnun gözü olmayınca biz Leyla'nın eksiğini, kusurunu görüyoruz hep. Diyoruz ki Leyla'nın yanakları al olsaydı, dudakları pembe olsaydı, gözleri yeşil mavi olsaydı, saçları altın sarısı veya kömür karası olsaydı, kendimizce bizim bir Leyla profilimiz var. Biz o Leyla profilini istiyoruz. Bize gelen Leyla'yı değil. O yüzden burada akıl bize bir Leyla profili çizdiriyor. Ve Leyla profili aslında bizim bu noktada küfrümüz oluyor. Biz Leyla'yı, gelen Leyla'yı, sen Leyla'sın deyip sevme noktasında değiliz. Öyle olunca volant kayışını atamıyorduk biz. Hani bu ikili ilişkilerimizde de aynı, mürit mürşid ilişkilerinde de aynı, kul Allah ilişkilerinde de aynı. Volant kayışını atamamışız. Cenab-ı Hak neden bunu böyle haram etti? Volant kayışını atmamış. Allah neden bizim namaz kılmamızı istiyor? Volant kayışını atmamış. Allah bizi neden yaratmış? Volant kayışını atmamış o. Hocam neden Kur'an'ı indirmiş bize? Volant kayışı atık değil onun. Hocam peygambere neden tabi olmalıyız? Volant kayışı atık değil onun. Bakın volant kayışı. Hocam neden zina haram olmuş? Volant kayışı atık değil. Hocam başörtüsü farz mı? Volant kayışı atık değil. Hocam namaz kılmak zorunda mıyız? Volant kayışı atık değil bakın. Kul Allah ilişkisinde volant kayışı atık değil. Tabi biz ona dönüyoruz böyle hayretle bakıyoruz. Yani bu nasıl bir soru? Sufice çünkü bunların hiç sorulmaması lazım. Volant kayışı atık değil ama. Bize tuhaf geliyor bu. Aynı şekilde yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönüyor. Peygamber'e tabi olmak zorunda mıyız? Volant kayışı atık değil. Biz hadislerin hepsi sahih mi? Volant kayışı atık değil. Neden çok eğrilik yaptık? Volant kayışı atık değil. Bak volant kayışı atık değil onlar. Aynı şey ikili ilişkilerde. Kadın erkeğe söylüyor. Ne kadar maaş alıyorsun? Volant kayışı atık değil. Ev senin mi? Volant kayışı atık değil. Kimin dairesinde yaşıyorsun? Volant kayışı atık değil. Erkek kıza soruyor. Babanın mesleğine volant kayışı atık değil. Sana ne kadar daire bırakacak? Volant kayışı atık değil. Ne kadar maaş alıyorsun? Volant kayışı atık değil. Mürit mürşit ilişkilerinde size şeyhliği kim verdi? Volant kayışı atık değil. Siz şeyh misiniz? Volant kayışı atık değil. Öyle misiniz? Böyle misiniz? Volant kayışı atık değil. Yanındakine soruyor. Arkadaşına soruyor. İşin ne? Aşın ne? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Volant kayışı atık değil. Bu hayat nasıl yaşanır bunu bilmiyorum. Bana bunu soruyorlar ya. Ben bu hayatı bilmiyorum. evlenecek olan kadın ne maaş alıyorsun dese Allah yolunu açık etsin der. Bana ne yapıyorsun dese güle güle maselama Allah'a emanet ol derim, çıkarmışım içinden. Aa ne ya? Olan kış artık değil. Aynı şey erkek de kıza bakıyor böyle. Olan kış artık değil, bir sürü sorular soruyor. Harika. Yol mu? Evet. Allah yolumuzu açık etsin. Aman gidin siz. Ha vermek. Size tuhaf gelebilir. Bak evlenen adam arkada Hüseyin var bak orada. Kalk Hüseyin kalk bakayım ayağa bir görsünler. Bu benim Hüseyin otomatik. Hüseyin yanımızda çalışıyordu bizim. Beraber çalışıyordu. Bizim yanımızda çalışan kızlardan birisi bizim Mehmet Koyucu'nun kızını buna söylemiş demiş ya Hüseyin abi sen bir kız arıyorsun. Demiş Hacı abinin dayısının oğlunun kızı var İzmir'de. Ben onda kaldım. Çok hoşuma gitti demiş. Bundan evlen istersen. Neyse bana çıtlattılar meseleyi. Hüseyin iyi düşündün mü dedim ben. Düşündüm. Doğru baktım böyle böyle. Bir telefonuma bakar. Çünkü karşımdaki adamın da volant kayışıyor. Bana yakın olacak olanın volant kayışı olmayacak. Sıkılır mı? Bak sıkılırım açık söylüyorum. Dedim hadi git bak. Benim dilimin ucuna kadar gidiyor diyor geri dönüyor. Ben kaldıracağım telefonu. Hacı Mehmet al getir kızı buraya. Ben evlendiriyorum burada diyeceğim. Bitecek iş. Bu kadar. Dedim ben şimdi Hacı Mehmet'ten veya kızından hiç kafamda soru işareti yok. Benim bundan soru işareti. Lan bu çocuk diyor bizim tarzımızı, tavrımızı bilmiyor şimdi. Patinaj çeker mi? Patinaj çekerse soğurum kendisinden. Dedim ya ben yine makul davranayım ona gitsin dedim. Hadi git bak sen bir görüş dedim ben gitti bu bakmaya görüşmeye. Anası babası gitti oradan. Onlar oturmuşlar zaten bir kimsenin olan kayış olmazsa herkese rahat gelir o. Ya uçuk gelir ya da gönlü rahat eder orada ikisinden biri. Anası babası gitmiş orada oturmuş keyifleri yerinden. Dedim ki ha bunların da volant kayışları yok. Çünkü bizimkiler normal değil. Birine o normal geliyorsa orada oturuyorlarsa onların da volant kayışı yok demektir. Bu gitti. Buna dedim oradan telefon açıyoruz. Tamam mı? Tamam. Dedim beğendin mi? Beğendim. Oğlum görüşsen konuşsan bir şey varsa görüş konuş diyorum ben. O benim kafamdakini bilmiyor. Ben tez canlıyım. Ondan sonra o diyor tamam bir sıkıntı yok diyor. Oğlum sıkıntı yok mu? Tekrar görüştüm konuştum yok sıkıntı. İyi ver Hacı Mehmet'e verdim. Hacı Mehmet burada bir sıkıntı yok mu? Sizde bir sıkıntı yok mu? Bizim için önemli değil. Biz senin emrine tabiiz. Kızı ver bakayım kızı ver. Kızım görüştüm konuştum bir sıkıntı var mı? Yok. Hacı Mehmet buyur. Abicim dedim bu adam gelecek gidecek bilmem ne yapacak dedim. Büyük telaş. Bu adam oraya gelip gittiğinde dedim dükkanda benim çalışmam lazım. Benim dükkanda çalışacak durumum yok. Ben o kadar dedim dükkanda hani duracak noktam da yok. Sen emret dedi bana. Sen dedim nikahlarını kıy gönder kız bana. Öyle olmadı mı Hüseyin? Size bu şimdi tuhaf gelir. Var mı kızını böyle evlendirecek olan bir kimse? Var mı böyle evlenecek olan erkek? Mübarek olsun, evlen. Bu kadar. Yük yolda düzeldi. Benim evlenme bir dakika dediğim şey bu. Volant kayışının atıklığı bu. Atık volant kayışı. Tamam tamam velatan amin bitti iş. Bunu kaç kişi ne kadar yaşar bilmem. Ha diyeceksiniz ya başkasına böyle hükmetmek kolay yok. Kendime de aynı. Yunus evlenirken de görüştü. Bir arkadaş dedi ki ya böyle dedi, ben de böyle uygun gördüm, sen ne dersin? Ben sana bir şey söylemem. Görüşsün kız kendisi, karar versin. Görüştüler. Geldi Yunus. Yunus tamam mı dedim ben, tamam mı? Bir sıkıntı var mı dedim ben, yok dedim. Peki. Biz bu saatten sonra ne yapalım dedim. Bana ne sorun dedim. Bizim için bir sıkıntı yok. Git dedim. Konuş. Kendine güven dedim. Git dedim konuş. Biz bu gece evleriz kızımıza. Yunus kalmadı. Sen ailenin istediğini göre davranıyorsun. Kalırsan aile. Olan da inşallah kalacağız. Bu onunla yok. Hocam var, git doldur. Olan kayışadık. Yolda yemek lazım. Lan, lokanta mı yok? Git yiyin, selamünaleyküm. Geçerken uğrarız da. Olan kayışadık. Yemeği ver. İçmeyi ver. Uyumayı ver. Yatmayı ver. Öyle. Bırak. Sen sevmeye bak. Sevdikçe tanırsın. Sevsen. Ne? Namaz kıl demiş. Kıl namaz. Ne olacak? Kaç sefer kıl demiş? 10 sefer. 10 sefer kıl. 20 sefer demiş. 20 sefer kıl. Ya namaz kılmak zorunda mıyım? Ne zorunda olacağım? Kıl demiş. Koşa koşa kılarım ya. Öbür türlü kurtulamıyor. Bir protip çiziyor. Adam evlenecek, protip çizmiş. Kızın saçları sarı olacak. Gözleri mavi olacak. Boyu 1.75 olacak. Maaşı düzgün olacak. Çok kilolu olmayacak. Çok ince de olmayacak. Çok güzel konuşacak. Harika kelimeler üretecek. Bunu söyleyen buna söylüyor. Sanki ben de sipariş bir şey yazacağım. Söyledi. Ben böyle baktım. Harikaymış dedim ya. Bulduğunda bana da söyle, ben evleneyim bir daha. Böyle baktı. Ulan oğlum dedim. Sen fabrikaya sipariş mi veriyorsun? Baktım, hoşuna gitti, beğendim. Hatta baktım, sevdim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben seni sevdim. Seni de aldım. Nasıl yani? Basbaya. Nasıl? Ben sevdim mi ya benimdir ya kara toprağım. Hiçbir yerin değildir. Bitti. Veya sen beni sevdin mi? Sevdim. Aa harika. Yürü. Olantka inşaatlık olacak. Adam ben Allah'ı sevdim ama burası böyle olmasın. Lan senin kafana göre Allah mı öğreteceğiz? Senin kafana göre din mi öğreteceğiz? Senin kafana göre peygamber mi öğreteceğiz? Allah bu, peygamber bu, kitap bu. Beğeniyorsan yürü. Ha orasını burasını cinciklicen Allah'ı yoluna çıkasından git kendini kafana göre bir Allah buluyorsan bul. Ne uğraşacağız senden? Veyahut da işte sen patlıcan oturtmasını biliyor musun? Kıza bunu sormuş birisi. Oğlum ne sordun sen dedim bu kıza, bu dedim böyle hani olmadı hiç. Böyle bakıyor bana şimdi. Oğlum ne sordun söylesene dedim ben hayat tecrübesi edeyim. Efendim patlıcan oturtmasını çok seviyorum da dedi. Onu sordum dedi. Allah iyiliğini versin senin dedi. Başka soracak bir şey bulamadın mı lan? Ben sevdiğim patlıcan oturtmasıysa git patlıcanı kızart, üzerinde kıymaya at, oldu dedim patlıcan oturtması. Veya musakka veya et koy üzerine. Ulan dedim, bu ne? Buna mı sordun kıza? Hem diyor ki ben bu kızı beğendim, çok hoşuma gitti. Araştırdım, soruşturdum. Ben kendime eş olarak seçmeye karar verdim. Sorduğu soruya bak, patlıcan oturtması biliyor musun? Çok seviyormuş da. Bunu bilmeyen bir kadınla evlenmeyi düşünmüyormuş. Ulan bana baştan da söyleseydin dedim. Hiç kıza söylemezdim dedim. Seni beğenmiş bir erkek var, evlenmek istiyor diye. Ulan kayışat ettim. Ya öyle bir adam, ben kadın olsam öyle bir adamla evlenmeyi hiç düşünmem. Hiç ama. Olan kayışı atık olanların dostlukları, arkadaşlıkları, evlilikleri, dervişlikleri hepsi de zevkli olur. Nerede ne yaşayacağım belli değil. Yunus dahi söylüyor, gah eserim yeller gibi, gah coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neydi? Gah olur Musa, çıkarım Tur-i Sina'ya. Gah olurum Firavun, gel gör beni aşk neydi? Yah olurum İbrahim, atılırım ateşlere. Yah olurum Mecnun, gel gör beni aşk neyledi? Sen ne yapıyorsun ya bu dergahta, bizim etrafımızda olan kayışından gidemezsin. Yok, yokuşa geldim, ikinci debriyaja basılacak, ikinci vitese atılacak, böyle gaz verecek. Geç kardeşim onu. Allah ne verdiyse kapat. Virajlarda lastik yansın, arkasından senin kokunu seveceksin. Yürü, yol yürümek ister. Yol yürümek ister. Tarla sürülmek ister. Dükkan düzülmek ister. Kadın, erkek sevilmek ister. Çocuk okşanmak ister. Yürü. Sen ne duruyorsun durduğun yerde? Yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim kardeşim. Yok bıçağı eline alacaksın, yok onun sonuna. Lan kopar, at, ye. Yemek ye. Tadını çıkar. Lezzetini çıkar. Keyifle gel. Yok yağını ayırayım. Yok tuzunu ayırayım. Lan ye, at kenara, Allah iyiliğini versin seni. Yok. He? Aman ne oluyorsa olsun, Allah mübarek eylesin herkese. Yürü. Hayatı böyle işte ne bileyim bir sürü köşeli, kareli yaşamak. Nasıl yaşıyorlar insanlar? Hayret ediyorum ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle demiş. Tamam doğru ya, yürü. Demiş mi kardeşim, demiş tamam. Geri kalan fasafiso bana. Hızır'da yürü. Ya sahip mi değil midir? Dinlemiyorum bile seni diyorum ben. Yürü git bak işine. Ya siz böylesiniz. Aklınızı atıyoruz. İyi kardeşim, ben aklımı atıyorum. Sana ne? Sana ne ya? Ben böyle yaşamaktan tat alıyorum, lezzet alıyorum, zevk alıyorum. Sana ne? Allah muhafaza eylesin. Siz kendilerinizi, volant kayışınız, var olduğunu zannetmeyin. Siz o zandan ibaret. Burada benim yanımda volant kayışı, benim etrafımda volant kayışı adam olmayan insan sabredemez, dayanamaz. Duramaz benim yanımda. O zorladığını zannediyorlar. Benim tarzım, tavrım, hayatım böyle. Ben birini volant kayışına attıracağım diye zorlamıyorum. Ben hayatımı yaşıyorum. Ben sakın ha öyle bir şey düşünmeyin. Ben neysem oyum, içimdekini döküyorum ben. Döveceğim, döveceğim, seveceğim, sevileceğim, dövüleceğim, dövüleceğim, seveceğim, sevileceğim. Hiç sıkıntı yok. Ha buradaki arkadaşlar beni beğenecekler de yok, kabul ediyor. Öyle bir derdim yok ya. Allah yolunu açık etsin herkesin, kapı açık gelene de gidene de. Hayatım boyunca. Hayatım boyunca. Gelene de gidene de kapı açık. Gittiyse derim ki hiç sevmemiş beni. Gidenin peşinden hiç bakmam. Giden benden değil, giden benim değil derim. Bu para olur, bu araba olur, bir kat olur, yat olur, derviş olur, hatun olur, çocuk olur, ana olur, baba olur, kim olursa olsun. Kapıdan dışarı gitti mi maazallah, benden değilmiş, Allah yoluna çekesin. Gelmiş benden. Bendensin. Gidiyorum, benden değilmiş, Allah yoluna çekesin. Dönüp bakmam bile. Hayatım boyunca. Hayatım boyunca. Derim ki ya beni sevmemiş ya ben onu sevmemişim. Gittiyse ben onu sevmemişim. O yüzden gitmiş derim içimden. Mustafa Özbağ, kabahat senin, sevseydin gitmez derim. Çekerim kendimi. Bunu kendi üzerime alırım. Olan bir iş artık yaşamak. Dünyanın en lezzetli şeyi. Buraya mecbur olduğumdan gelmedim, sevdiğimden geldim. Şu anda mecburiyetimden durmuyorum, sevdiğimden duruyorum. Canımın istediğimde çekeceğim, gideceğim. Arkamdan millet ağlıyormuş, gülüyormuş. Bakmayacağım. Ben kendimce, kendi hayatımı yaşıyorum. Kendimce. Yaptığımın doğru olduğuna, yaptığımın yanlış olmadığına inandığım müddetçe yürüyor. Hayatı burada çok böyle inceleyip sık dokuyarak ben yaşamayacağım. Yaşayamıyorum. Daraltı geliyor. Daraltı geliyor. Yemeyeceğim. Şeyhimden de icazeti aldım ben. Mustafa Efendi, oğlum canının istediğinde ye, canın istemeyince yemiyor, canın istediğinde uyuyor, canın istemeyince uyuma. Canın istediği yere git, canın istemeyince gitme. Dedim bu efendim tam 46'lık, he 46'lık dedi. Hayat öyle güzel, hayat öyle tatlı bana. O yüzden hocam Hollanda yaşına takılı nasıl yaşanır bilmiyorum. Akılla hesap ederekten insan nasıl yaşar bilmiyorum. Yaşayamadım hiç ama çünkü. Yani o tip bir yaşantıya aşina değilim. Bilmediğim yerlerden. O yüzden Hollandka işe her daim atık olduğundan Hollandka işe nasıl atılır onu da bilmiyorum. Bir insan ayıklığı bilse sarhoşluğun nasıl olduğunu bilecek. Genişten sarhoşlarsa insan ayıklığı hiç bilmiyorsa ve hiç ayıramıyorsa ona ayıklıktan bahsetmek biraz zor, ona sarhoşluktan bahsetmek de zor. Sarhoş adama sarhoşluk anlatılır mı? Muhakkak ki insanlar hayatlarını bir düzen, bir sistem üzerinde kuracaklar. Ha, bu biraz kaosik bir durum gibi görünüyor o an kayışatık ama ne bileyim o kaosta da bir düzen var. Evet. Selamünaleyküm. Hakkınızı helal olsun. Geceni sayılır. Aa bir soru olmuş. Kur'an okunurken, hadis dinlenirken oturma adabı var mıdır? 3 tane oturma adabı var. Birincisi böyle iki dizinin üzerinde ellerini koyaraktan oturma. Ha dizlerini çekmek, böyle bir dizini çekip böyle oturmak. Görüyorsunuz değil mi onu? Sağ dizinizi yukarı doğru çekmek, oturmak. Bir de bağdaş kur. Bu da bağdaş kurmak. Bu 3 oturma şekli sünnet. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Hakkımızın helal edin. Geceniz hayırlı olsun.